Tayyar Raci Şaşmaz. Tüm Türkiye onu yapımcılığını üstlendiği Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinden tanıyor. İnşaat sektörüne hızlı bir adım atmak isteyen Şaşmaz, önce Pana Yapı Şirketini kuruyor. Akabinde Selimoğlu Yapı İnşaat Şirketini satın alıyor. Kentsel dönüşümün simgesi olan Fikirtepe'de Brooklyn Park, Brooklyn Life, Brooklyn Dream, Brooklyn City, Brooklyn Metro, Brooklyn Family, Çeşme'de de Jardin Eden projelerine başlıyor. Brooklyn Metro ve Brooklyn Family projeleri için iki ayrı şirket kuruluyor. Ardından City projesine Katarlı yatırımcıları ortak alarak Pana Alba Vakir şirketi kuruluyor. Tüm projelerin satışında Pana ismi ön plana çıkıyor. Projeleri satışı gerçekleştikten sonra Raci Şaşmaz 7 şirketin olağanüstü genel kurulunu aynı tarihte, aynı saatte, aynı adreste, aynı kişilerle yapıyor ve şirketlerin yönetimini ele alıyor. İşte bu noktadan itibaren şirketlerin içi boşaltılmaya başlıyor. Pana Yapı'ya ait %50 Pana Alba Vakir hissesi Raci Şaşmaz'a geçiyor. Bu işlemle şirketten 60 milyon lira çıkarılıyor. Grubun en karlı projesi olan Jardin Eden projesine ait 48 villa ve 4 konak Raci Şaşmaz'a ait olan Enütaş Enerji AŞ'ye sadece 14 milyon liraya satılıyor. Aynı gün bu bağımsız değerleme şirketlerinin yaptığı değerleme sonucu bu gayrimenkullerin değerini 98 milyon lira olduğu anlaşılıyor. Selimoğlu Yapı'ya ait ekspertiz raporuna göre değeri 9 milyon lira olan arsa, Aydoğan Selimoğlu'nun kuzeni ve Pana Holding'in eski CEO'su Tuncay Yazıcı'ya 1 milyon 750 bin liraya satılarak şirket 7 milyonun üzerinde zarara uğratılıyor. Yine Jardin Eden projesinden 47 villa Pana Taşçeken firmasındaki ortağının oğlunun üzerine geçiriliyor. Bu işlemle de şirket yaklaşık 70 milyon lira zarara uğratılıyor. Operasyonun ardından içi boşaltılmış, borçlu haldeki şirketlerden Pana ismi, paraların aktarıldığı şirketlerden de Selimoğlu ismi kaldırılıyor. İçi boşaltılmış şirketlerdeki tüm gerçek kişiler ortaklıktan ve yönetimden ayrılarak bu şirketler çaprazlama birbirine ortak yapılıyor. Yönetim kurulunu temsilen de Raci Şaşmaz'ın yanında çaycı olarak çalışan, %80 iş göremez raporu olan kanser hastası Muhammed Muhit Kayaoğlu atanıyor. Enütaş Enerji, yeni tüm hisseleri Şaşmaz'a ait olan Pana Holding ile birleştirilerek Pana Proje Gayrimenkul Yatırım Geliştirme adını alıyor. Şirketlerin ismi birbirinden ayırt edilemez hale geliyor. Ardından borsaya girmek isteyen Şaşmaz, Denge Holding'in çoğunluk hisselerini 55 milyon liraya nakit olarak satın alıyor. Daha sonra Jardin Eden villaları gibi gayrimenkullere sahip ve 137 milyon lira piyasa değeri olan Pana Proje Geliştirme AŞ'nin tamamını Denge Holding'in iştiraki olan ve Kıbrıs'ta yerleşik Toma Finans'a satıyor. Sonradan 163 milyon lira değerli Alba Vakir hisselerini de bu şirketin altına toplayan Raci Şaşmaz, bu şirketteki gayrimenkullerinin bazılarını yine kendi şirketi olan Pana Yapım Sinema Prodüksiyon'a satıyor. Bu sayede Denge Holding hisseleri kısa süre içinde borsada %800 değerleniyor. Borsada kazanmaya doymayan Raci Şaşmaz, akabinde borsaya Kote Artı Holding'e 20 milyon lira sermaye artırımıyla ortak oluyor. Yönetimi ele almasıyla 100 bin lira sermayesi olan Mümessillik İlaç Anonim şirketini 40 milyon liraya holding adına satın alıyor. Bu hareketlerle Artı Holding'in değerini kısa sürede %650 artıran Şaşmaz hakkında borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle yapılan şikayetler MASAK tarafından inceleniyor. Tüm bu işlemler sonunda Şaşmaz'ın
500-600 milyon lira para kaçırdığı iddia ediliyor. Kendisine suçlamalar yöneltildiğinde yakın zamanda bir başkasından duyduğumuz o alışıldık cevabı veriyor. Peki geriye kalan projelerin durumu nedir?